Ocak 2020 Antalya Finike Turunçova'dayız. Yanımızda Hasan Çoban Çobanoğlu. Evet. Ve İsmet Çoban, Çoban Tarım'ın sahibi. Burada kurumalı bir portakal ağacında rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Kullandı. Artı farklı bir bahçeleri daha var. Orada da kullanıldı. Burada sorunumuz neydi? Bu ağaçta, bu ağaç kurumalı bir ağaç. Portakal ağacı bayağı hasarlı. Uçtan kuruma vardı öncelikle. Daha sonra bu iletim demetlerine doğru, iş bölgeye doğru yayıldı. Yayıldıktan sonra bir gün İsmet amcanın yanına gittiğimde böyle rekor gelişim ürününden bahsettiler. Bir dene ve gör dedi bana. Ben de getirdim geldim. Ağacın nasıl uyguladık buradan? Kök kısmında, kök kısmını açtım. Şöyle birer karış. Tamam. Kenarısını açtım. Şeyi yaptım. Ne kadar, kaç gram uyguladık? Yarım kilo çevresine döktüm. Geri kalan yarım kiloyu da ağacın bu çevresine attınız, evet. Bu şekilde. Şimdi bu ağacın cinsini de söyleyelim. Washington portakal. Şöyle gösterelim ağacı, bu kurumalı şekil bu halde. Burada biz bunu Eylül ayında uyguladık. 2019'un evet. Eylül'ünde uyguladık. Ağustos ya da Eylül. Ağustos, Eylül gibi. Buradaki süreç devam ediyor. Yani evet. Kurumalı ağaçlarda 2 yıl süre olması gerekiyor. Fakat burada şöyle yakın gösterirsek, yakına gelelim. Şimdi portakalın kalitesi, canlılık, yaprak rengi vesairesi gayet güzel. Ağacın bu tarafı biraz daha hızlı toparlamış. Evet. Tabii burada gübrelerimizi uyguladık. Uyguladık. Yani buna besleme anlamında hepsini verdik. Doğru verdik mu? İsmet abi siz ne dersiniz? Bayimiz olarak, satıcımız olarak burada rekor gelişimin... Genelde kullandığımız yerlerde netice aldık. Netice aldık. Narinciye'de, narda, sebzede netice aldık. Şöyle kameraya da bakalım İsmet abi. Netice aldık. Genelde memnunlar. Genelde memnunlar. Mesela ne en fazla söylüyorlar sonuç olarak? Memnuniyet nedir? Evet. Verim midir? Kalite mi? Domateste kullandık taban gübresi ile birlikte. Evet. Bir gün benim toprak kabardı, bir değişiklikler var dedi. Sonra bir bakalım dedik. Vardık baktık. Toprak kabarmış böyle. Yastık gibi olmuş. Yastık gibi olmuş. Kökler iyi atmış. Bundan dolayı bu dedik. Memnun kaldı. O sene domateslerin kalitesi de biraz daha verim anlamında, kalite anlamında da iyiydi. Kalite arttı. Çiftçilerimiz attıktan sonra memnunlar. Farkına varıyorlar. Memnunlar. Bir de sizin başka bir bahçeniz daha var. İritme ile alakalı. Orada çok su olduğu için gidemedik oraya, ovada. Evet. İritme ile ilgili bir problem vardı. Bir ağaçta denedim. Bir de yanında aynı sıkıntıda olan bir ağaç vardı. Onda denemedim. Arasında farklılıklar gördüm tabii ki. Yani irileşme sorunuyla ilgili oldu. Çözüm oldu. Oldu. Burada kaç dönüm portakalınız var mevcut olarak şu an? Bizim burada şu an burası 9 dönüm. 9 dönüm. 250 ağaç falan var. 250 ağaç civarında portakalınız var. Evet. Rekor gelişimi tavsiye ediyor musunuz? Eder misiniz? En azından Narenciye'de denediniz portakalda. Ben Narenciye'de tavsiye ederim. Bütün yani ağaçların en sıkıntılı anlarında bile uyguladığın zaman etkisini görüyorum. Ben gördüm şahsen. Kullanmalarını da tavsiye ederim. Şimdi burada mesela şöyle bir şey var. Portakallarda mesela bir standartlıkta. Evet. Bilmiyorum farkına varıyor musunuz? Şey anlamında. Yaprak rengi anlamında, canlılık anlamında. Şöyle gösterelim. Şimdi ağacın şu gövdesini de gösterelim ki. Yani ne kadar zorda olan bir ağaç. Tabii. Yani kolay bir dönüşüm değil. Biz teşekkür ederiz size. Biz teşekkür ederiz. Tabii bu ağaçta virüs vesaire diğer türlü hastalıklar da var. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Toprak kaynaklı, topraktan gelen bütün sıkıntıları rekor gelişimle çözebiliriz. Artı besleme ürünlerimizle ağaçlarımızın beslenmesinde yaptığımızda sonuçlarımız mükemmel oluyor. Biz teşekkür ederiz. Bahçenizi gezdirdiniz, görüşlerinizi paylaştınız. Şöyle bakalım. Uygulama yaptığımız ağaç virüslü bir ağaç. Daha önce gençleştirme budaması yapılmış. Tabii zayıf olduğu için alternaria uç kuruma hastalığı da var. Ağaç günü güçlendiğinden üstten yukarıdan aşağı ölüm dediğimiz mantari hastalık. Ağaç güçlendiğinden o hastalığı yenmiş vaziyette. Bir de Mart-Nisan aylarında atılması gerekiyordu bu ilaç, gübre. Ağustos ayının sonlarında atılmış. 3 ay daha önce atılmış olsaydı daha iyi netice elde edildi. Tabii süreç bu yıl uygulamaya bir daha uygulama yaparsak yeni seneye bu ağacın daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Yeniye gene bakacağız bu ağacın durumunu takip edeceğiz. İnşallah. Buradan bütün narenci üreticilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün
Narinciye üreticilerimize tavsiye ediyoruz. Selamlarımızı yolluyoruz. Bol pazarlar diliyoruz. Sağ olun.